Günün yorumuyla karşınızdayız. Son günlerin en tartışılan konuların başında ne geliyor sizce? Düşünün bakalım, ne konuşuluyor en çok? Biriniz tramvay referandumu, diğeriniz Konyaaltı sahil projesi, öbürünüz de AK Parti içindeki görevden almalar ya da istifası istenen belediye başkanlarının kimliğini söylüyor. Ya CHP içindeki tartışmalar, ya MHP'nin İYİ Parti durumları. Yani ne oluyor? Allah aşkına etrafınıza bir bakın. İran, Arabistan'a savaş mı açmış? Rusya ve Amerika kimi destekliyormuş? Kime silah satacakmış ya da satmış? Bırakın onu bunu da gerçek tartışmaya gelelim. Benim hiç ilgim olmaz diyebilirsiniz. Ama Türkiye'nin gündemi şu anda araçlardaki cam filmi tartışması. Tam bir yıl önce yasak haldeyken serbest bırakılan, sonra da geçtiğimiz günlerde kesinlikle yasak denilen film meselesi çok baş ağrıtıyor. Şimdi diyeceksiniz ki cam filmi diye diye kendimiz film olduk. Nedir bu sıkıntı? Olay sıradan gibi geliyor ama aslında değil. Bazı kötü sonuçlara bakılırsa cam filmi kesinlikle kaldırılmalı. Ancak istisnalar kaideyi bozmaz denilirse cam filmi aslında sıkıntı da değil. Terör eylemleri başta olmak üzere birçok kötü olayda cam filmli araçlar kullanılınca ilk hedef bu tür arabalar oldu. Polisler denetimlerde içlerini göremiyormuş. Yoldan geçenler bir arabanın içinde olan biteni merak ediyormuş. O arabalarda gençlerin başka işler çevirdiği düşünülüyormuş falan filan. Terör eylemlerini anlarım. Buna hepimiz hemfikiriz. Ama ahlak bekçiliğine soyunanlara da dur demek lazım diye düşünüyorum. Size ne kardeşim bir arabanın içinde olan bitenden? Onu yapacak insan cadde ortasında ya da ulu orta yerde yapar mı? Tarif etmeyeyim ama minareyi çalan kılıfına uydurur diye boşuna dememişler. Merak etmeyin Allah aşkına, camları koyu renkli arabaların içini. Varın gidin yolunuza, neyinize gerek bunlar. Bu ülkede mafyanın, kötü niyetli insanların hedefinde olan birçok insan var. Bu insanlar illahi orijinal fabrika çıkışlı camı koyu arabaya mı binmek zorunda? Hem üstelik fabrika çıkışlı arabaların istisnalı olması demek ne demek onu anlamıyorum. Ne yani kafasına terör eylemini koyan bir terörist fabrika çıkışlı camı koyu renkli araba kullanırsa ne olacak? Ya o ne yaptığını merak ettiğiniz gençler orijinal camı koyu renkli arabalarda halt ederse ne yapacaksınız? Yine her zaman olduğu gibi parası olana bir şey yok, olmayana ceza çok. Hem de ne ceza? En az 400 lira. İkincisinde de iki katı ceza ve arabayı bağla. Hatta yetmez kur sehpayı, vur tekmeyi, sallandır filmi takan şoförü. Ne dersiniz? İçiniz rahat eder mi? Hayır, yetmezse adamı idam edelim, arabayı da yakalım isterseniz. Neyse, sulandırmayalım olayı da. Ama geçen yıl serbest bırakılınca iş kuran esnaf ne olacak? Ya bu yönde yatırım yapanlar? Dünyanın parasını verip film taktıranlar şimdi söktürmek için para harcayacak. Duble masraf. Yani bize, tam bizim ülkemize göre. Abarttığımızın farkındayım. Yani size yorum yaparken değil, serbest bırakılınca abartanlardan bahsediyorum. Belli ölçüde füme renkli araba olsa, camlar bu şekilde olsa neyse de camını kapkara yapanlara lafım yok. Alın onları trafikten men edin. Binek araçları bir yere kadar kabul ederim. Ama okul veya işçi servislerinin kapkara olması nedir ki? Tutarsız olduğumu düşünmeyin. Ben abartıdan bahsediyorum. Bu tür kişilere acımayın ama herkese tecavüzcü, katil veya terörist muamelesi yapmayın Allah aşkına. Siz beni anladınız aslında değil mi? Hah, buna sevindim. Sapla samanın akıllıca ayrılabildiği, yasaların sürekli gündeme göre değiştirilmediği günler dilerim. Kalın sağlıcakla.